Hayatımız Arapça YouTube kanalında, ondan böyle. E, sizler için e, Açık Öğretim Fakültesi Arapça soru çözümlerini, YouTube videolarını atacağız. Bugün Bismillah diyerek 2017-2018 ara sınavının bir sorularını sizler için çözmeye çalışacağız. Soru 1. Yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ve entemin ehli sen de onlardansın ya yani sen de hayırla sabahlayanlardansın anlamında. Aşıkkı mes'eul hayır hayırlı akşamlar olmaz. Tusbihu ala hayır hayırla sabahlarsın olur. sabahul hayır hayırlı sabahlar. Leyletün saidetun mutlu geceler. Keyfel halun nasılsınız? Bunun doğru cevabı arkadaşlar ne olacak? Tusbihu ala hayr. Tusbihu ala hayr. Dolayısıyla şöyle diyelim. Şıkkımızı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Evet. B şıkkı doğru cevap. İkinci sorumuza geliyoruz. Ali yu ya Zeynep. Zeynep merhaba. Keyfel halu? Nasılsın? Zeynep cevap veriyor. Ene bi hayr ya Ali. Ve nokta nokta. Yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde tamamlayan özne zamiri aşağıdakilerden hangisidir? Tabi Zeynep Ali ile konuştuğu için hiye olmaz, enti olmaz. Yani hiye o. Enti karşımızdaki bayan, entüm karşımızdaki erkekler. Ene de olmaz çünkü ben o zaman ve ente diyeceğiz. Ve ente Evet doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi eril yani erkek ayrık özne zamirlerinden biridir? Hangisi eril erkek müzekker ayrık özne zamirlerinden biridir? Entünne müennes, hiye müennes, hünne müennes, enti müennes. Dolayısıyla hün o erkekler doğru cevabımız arkadaşlar şıkkı olacak. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdakiler hangisi dişil bir kelime değildir? Dişil. Bakın müdiretün, müdire hanım, müderrisetün, hoca hanım, habibetün, sevgili bayan, hadikatün, bahçe ama aynı zamanda şey, müennes sonunda T şey olduğu için mecazi müennes diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar A'dır. Beşinci sorumuzda me cinsiyetühe. Uyruğu nedir? Me cinsiyetühe, Tabi o hanımın o bayanın cinsiyeti nedir? Sorusuna verilebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Hüve Suudi'yun o suudludur tabu Hüve erkek. Hiye müdürisetin o bayan öğretmendir çünkü ama mesleği sorulmuyor. Hiye türkiyetun o hanım Türktür. Hiye bir hayır elhamdülillah o hamdolsun iyidir. Hüve talibun. o öğrencidir. Dolayısıyla doğru cevabımız. Hiye Türkiyetin o bayanın uyruğu Türktür. İlk ve son harfi illetli olan Bakın illetli fiillerden bir soru. Yani içerdiği illetli harflerin araları açık olan fiil türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu e, ilk ve son harfi illetli olan fiile lefif diyoruz. Eğer harfleri bitişikse lefifi makrun, Harfleri ayrıksa, yani ilk ve son harfi illetliyse o zaman lefifi mefruk diyoruz. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Hünne nokta nokta cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun e, fiil aşağıdakilerin hangisidir diyor. Hangisiymiş? Hünne, o bayanlar. Tek ne? Karşımızdaki olmaz. Ketep tünne, sizler yazdığınız olmaz. Tek tüp ne? Tek tübine Sen karşımızdaki hanıma diyor, sen yazıyorsun. Yek tüp ne? Doğrusu arkadaşlar o bayanlar yazıyorlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Sekizinci soruda e, diyor ki sahih fiil tanımı aşağıdakiler hangisidir? Sahih fiil nedir? Yapısında illetli harf bulunmayan sülasi fiildir. Yapısında şedde bulunan sülasif ile biz müdaaf diyoruz. Yapısında illetli harf bulunan sülasif ile illetli diyoruz. Yapısında hemze bulunan mehmuz diyoruz. Dolayısıyla doğrusu illetli harf bulunmayan değildir. C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangi, aşağıdaki sözcüklerden hangisi ikildir, tesniyedir? Nücumun yıldızlar, cemi. Küttebun yazarlar cemi nafizetün pencere müfret hakaibun çantalar cemi tiyaratani iki araba dolayısıyla cevabımız e şıkkı arkadaşlar ehas min nokta nokta arkadaşlar 10. soruda minel muallimetani iki bayan öğretmenden alın almış isek muallimeteyni olacak. Muallimani, muallimeyni olacak. Yani çünkü min harfi cerinden sonra geldiği için. Minel muallimine olurdu. Minel muallimati olurdu. Dolayısıyla minel muallimine doğru cevabımız A şıkkı. 11. soruda arkadaşlar. Şeribe talibül halibe cümlesinde altı çizili sözcüğün irabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Şerbe fiilinin fail olduğu için özne diyoruz. E, harekesi merfu diyoruz. Ref alameti de sondaki nedir? Dammedir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu ol E şıkkı oluyor. Aşağıda 12. soruda aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğul değildir? Hangisi düzensiz bir çoğul değildir? Mesela aklaamun düzensizdir. Kütübün düzensizdir. Yani bunlara cemi teksir diyoruz. Esme gün semeketün, semeketeni esme kitabın kitabeni kütüb. Kalemun kalemeni aklam Beytun buyutun beyten beytun buyu beyteni buyutun bu da düzensiz. Olay dolayısıyla düzenli çoğulumuz cemi müzekker salim müderrisune erkek öğretmenler. 13. sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir fiil cümlesi içinde fail olabilir? Hangisi ee, bir fiil cümlesinde cümlesi içinde fail olabilir? 13. sorumuz. Tabi fail olması için ne olması lazım arkadaşlar? Merfu olması lazım. Bakın mesela tabi beyni mansup ve mecrurdur. Çünkü tesniyeler ref durumunda elif, nas ve cer durumunda ye alır, cezimliye almış. Tıflen bu müfrettir erkek çocuk. Dolayısıyla mansup eğer fail olsaydı tıflun olurdu. El müderrisati bayan öğretmenler eğer fail olsaydı müderrisati olması lazımdı. Talibeteyni iki bayan öğrenci eğer fail olsaydı talibeteyni olması lazımdı. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar B olacak. Keteptu <laughs> fissafi e, 14. sorumuzda ketebtü fi safi cümlesine altı çizili fiilin öznesi aşağıdakiler hangisidir? Ketebtü fi safi. Şimdi pardon ketebet özür dilerim ketebet fi safi. Ketebet buradaki te müennese işaret ediyor. Gizli zamir olan yehiye -ye, faildir. Çünkü ne olsaydı nehne olurdu e, ketep te olsaydı t olurdu. Ketep u hünne olsaydı ve ketep ba ketep olsaydı hüve olurdu. E, dolayısıyla ketepet olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? iye Doğru cevabımız. 15. soru Şeribetil me'u Fis sabahı el bintü cümlesinin faili aşağıdakilerden Hangisini? Bakın şeribet on 15. soru arkadaşlar. Şeribet içti. Ne içti? El suyu içti. Ne zaman? Fis sabahi. Sabahleyin içti. E kim içti? El bintu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı. 16. soruda yahrucul muallimuna min dersi ve ila'l maksafi. Yahrucul muallimuna min dersi erkek öğretmenler dersten çıkıyorlar ve yezhebune ilel maksafi olacak yezhebune B şıkkı yezhebu olmaz çünkü çoğul yezhebani tesniye olmaz zehebe yine müfret olmaz Yezhebna bayanlar için dolayısıyla doğru cevabımız bu 17. soruya geldik arkadaşlar aşağıdakiler hangisi bir yer zarfı değildir Bakın fevka üstünde yer zarfıdır. Kalfe arkasında bir yer zarfıdır. Beyne arasında bir yer zarfıdır. Tehte altında bir yer zarfıdır. Ama ale bir şeyin üstünde olma dolayısıyla yer zarfı değildir arkadaşlar. Cevabımız budur. Aşağıdaki cümlelerin hangisine haber bir fiil cümlesidir. Haber bir fiil cümlesidir. 19. soru 18. soru. Şimdi et-tullabu bakın haber bir fiil cümlesi. Et-tullabu mübteda. kete-bu yazdılar. Men hüm onlar. Risâletin bir mektup. Et-tullabu bu risâleten. Doğru cevabımız bu. Diğerlerine bakmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. 19. soruda El Cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan müptela aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın el-mühendisi yine e, erkek mühendisler tabi mecbur veya mansuptur. Müpteda merfu olur. El-veledani iki erkek çocuk ama burası cemi olduğu için uyum olacak. Et-tabibeni iki erkek doktor yine uyum yok. Biri cemi veriyor tesniye. Et talibetü bayan öğrenciler müslimune olmaz. Et talibetü müslimetü olacak. Dolayısıyla er ricalü arkadaşlar er ricalü müslimune doğru cevabımız budur. Son sorumuz haberin müptedanın önce kullanılmasını zorunlu kılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Haberin mübtedadan önce kullanılmasını zorunlu kılan durum aşağıdakilerden Mübteda eğer belirsiz haber de şibih cümle ise arkadaşlar haber ne olur? Mübtedadan önce gelir. Mübteda zaten belirli. Yani doğru cevabımız nedir? C şıkkı. Evet bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.